Evet, İdo babası İbrahim Tatlıses için sağlık durumu iyi diyor. Ancak Tatlıses'in yakın arkadaşı Aydemir Akbaş'ın açıklamaları hiç de bu yönde değil. İzliyoruz. İdo sevindirdi. Nasıl olacak? Biraz albümden bahsetsene. Yani şarkı söyleyebiliyor muyuz İbrahim abiyle? Söylemez mi? Söylüyor tabii ki de. Tabii ki de söylüyor. Çıkartacak işi, biz de onu bekliyoruz. Hayırlısı inşallah. Aydemir Akbaş korkuttu. Yılbaşında sahne alacağına dair. Ya nereye çıkıyor ya? Yani keşke çıksa, keşke çıksa. Aydemir Akbaş, İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu hakkında şok açıklamalarda bulundu. Ya bir sürü yazılar çıkıyor, hiçbirine inanmıyorum. Tarih 13 Mart 2011. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses o gece Beyaz TV'de canlı olarak yayınlanan İbo Show'un çıkışında saldırıya uğramış ve başından vurulmuştu. Başta hayranları, yakınları ve sevenleri olduğu kadar tüm Türkiye'yi üzen bu olayın üzerinden tam 6 ay geçti. Ancak Tatlıses halen tedavi altında. İbo tedavi için Türkiye ve Almanya arasında mekik dokudu. Hatta felçli kolu için robot bile kullandığı söylendi. Peki İbo'nun son durumu nasıl? Magazin kulübü ilk olarak bu konuya netlik kazandırmak için Tatlıses'in oğlu İdo'nun sözlerini az önce ekranlarınıza getirmişti. Nasıl olacak? Biraz albümden bahsetsene. Yani şarkı söyleyebiliyor muyuz İbrahim abiyle? Söylemez mi? Söylüyor tabii ki de. Tabii ki de söylüyor. Çıkartacak işi, biz de onu bekliyoruz. İdo böyle diyor demesine ama İbo'nun yakın dostu Aydemir Akbaş'ın açıklamaları pek de iç açıcı değil. Bir sürü yazılar çıkıyor, hiçbirine inanmıyorum. Yani çoğu basın sallıyor. Sallanan olan nelerdir? Biraz... Sallıyorsa yani şimdi burada neyi yalan görüyor? Söyleyemem, yalan değil. Abartıyorlar. Bazen çoğaltıyorlar, bazen azaltıyorlar. Ve astarı doktorlardan hiç kimse bilmiyor. Aydemir Akbaş, Tatlıses'e milyon dolarlık sahne teklifleri geldiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Aydemir abi, sizin konuşma fırsatınız oluyor, ben biliyorum. Evet. Çünkü evet. Yakın dostluğunuz. Evet, gidiyorum haftada 2 gün, 3 gün gidiyorum. Peki Aydemir abi, milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı söyleniyor albümlerle. Bunlar ya yalan... bunları bırakın ya. Ya bunları şey olsun diye sallıyorlar. Ya İbrahim'in ağzından duydunuz mu? Yok, duymadım. Duymadınızsa mesele yok. Ne olacak? Ben de yarın yazayım. Ben de gazetecilik yaptım. Ben de sallayayım yazayım. Şey, yılbaşında sahne alacağına dair. Ya nereye çıkıyor ya? Yani keşke çıksa. Ya, daha çok istiyorsun. Ya keşke çıksa. Canım, yani ama mümkün değil. Yılbaşı dediğin geldi ya. Evet. Yılbaşı dediğin geldi. Doktorlardan başka hastalığını kimsenin bilmediğini söyleyen Akbaş'a göre Tatlıses'in iyileşebilmesi için zamana ihtiyacı var. Böyle 3 ayda 4 ayda hallolacak bir şeydi ki. Zaman meselesi.